Sultanım. Sultanım. Fatma Sultan, Nazenin Hatun'un gebeliğini davullarla ilan ediyor. Nazenin mi? Bu ismi vermişler o mel'uneye. Nazenin. Müslüman da olmuş. Peki bütün bunlar olurken siz neredeydiniz? He? Hele sen Fahriye. Hani tedbirlerini almıştın? Hatun gebe kalmayacaktı. Yemin ediyorum tedbir alındı sultanım. O vakit nereden çıktı bu gebelik mevzu? Yoksa yalan mı söylüyorlar? Doğru. Başka ne olabilir ki? Sırf benim canımı yakmak için mahsus yapıyorlar. Sultanım maalesef doğru söylüyorlar. Fatma Sultan Hatun'u birkaç defa yollamış hünkârımıza. Sen ne diyorsun Sümbül Ağa? Bu mümkün değil. Böyle olsa Lokman abi bize haber ederdi. Lokman! Dünyadan haberi yok onun. Onu da bertaraf etmişler belli ki. Sultanım şimdi ne yapacağız? Ondan kurtulmamız lazım. Nasıl yaparız sultanım? Nihayetinde hünkârımızın çocuğunu taşıyor karnında. Günahsız Sabi. Ondan değil. Fatma Sultan'dan kurtulmamız lazım. Onu ikaz ettim. Ama beni dinlemedi. Anlayacağı lisandan konuşmak lazım. Bir şey öğrendim ki muhakkak duymak isteyeceksiniz. Söyle. Malumunuz zevçlerinden boşanıp gelmişlerdi. Fakat sebebi öyle anlatıldığı gibi paşanın ihaneti değilmiş. Haşa huzurdan. Estağfurullah. Meğer Fatma Sultanımız kendisi. Bundan emin misin? Hiç şüpheniz olmasın sultanım. Lokman Ağa sizden zılgıtı yiyince Fatma Sultan'ın cariyesi Melek Hatun'u sıkıştırmış. Senin yüzünden kellem gidecek hatun. Mahzun oyaladın beni. Niye acıyım sana? Dur. Ne istersen yaparım. Ne istersen. Fatma Sultan'ı anlat bana. Mutlaka gizlediği bir şeyler vardır. Öyle değil mi? Aslında hiç şaşırmadım. Tam da Fatma Sultan'a yaraşır bir davranış. Şimdi ne yapacağız sultanım? Malumunuz haremde lakırdı pek sevilir. Biri fısıldarsa Allah muhafaza fırtına kopar. Acele etmeye lüzum yoksundur. Fırtına ancak ben istediğimde kopar. Destur! Hasek-i Hürrem Sultan Hazretleri! Sultan, Hürrem, ben de yanına geliyordum. Öyle mi? Hayırdır inşallah? Bundan âlâ hayır olur mu? Hanedana bir evlat geliyor.
Lokmanın tadı pek leziz. Lakin sensiz boğazımdan geçmedi. Dediğiniz kadar varmış. Darısı başınıza. İnşallah bir evladınız olur da onun lokmasını yeriz. Şükürler olsun. Vaziyetim henüz senin gibi değil. İstediğim vakit çocuğum olur. O halde sultanım, bir kez daha evlenmenizi tavsiye ederim. Malum, zaman acımasız. Bir de bakmışsınız gençlik elden kayıp gitmiş. Ben halimden şikayetçi değilim. Varsın olmasın, ne yapalım? Ben de hünkârımızın yeni doğacak olan şehzadesiyle avuturum kendimi. Şehzade. Ne malum erkek olacağım? Hislerim kuvvetlidir benim. Hatunun canı mütemadiyen tatlı çekiyormuş. Malum, tatlıyı aşeriyorsa erkek, ekşiye kız derler. Hayırlısı. Amin. Sultan. Ne duruyorsunuz? Müzik çalsın, rakkaseler gelsin. Bugün eğlenmeyeceğiz de ne zaman eğleneceğiz? Hürrem'im, hoş geldin. Biz de kızımla sohbet ediyorduk. Eğer hususi bir meseleyse ben daha sonra geleyim. Hayır, sadece sohbet ediyorduk. Hünkârım. Müsaadenizle Hüma Şah beni bekler. Müsaade senin kızım. Gel, otur. Hürrem'im, nasılsın? İyi değilim Süleyman. Yani çocuk meselesiyle ilgili. Hürrem. Bu mevzuyla alakalı hislerimi saklayacak değilim. Canım ya. Zira seni başka bir kadınla, hele ki ondan doğma bir çocukla hiç hayal etmemiştim. Kendi ellerimle yollasam da hakikat bu. Ben böyleyim. Herkesin bir tabiatı var. Hürrem'im. Kim cüda eyler bugün senden beni canım gibi? Çak çak olsun görem, çako giribanım gibi. Ey mihri talat, eğer yaşlar döküp ah eylesem, evler yaş dökmeye bu çeşmi giryanım gibi. Ey muhibbi, hicre muhtaç eylemez aşıkları, avudup feryada salmaz. Var mı cananım gibi? O hatun sahiden gibi mi? Kuşları dört bir yana saldılar tabii. İşitmeyen kalmamıştır. Hayır, ben Rüstem için gelmiştim. Taşlı'nın orada cariyelerden işittim. Rüstem'in neyi var ki? Yeniçeri Ocağı hadisesinden henüz haberim oldu. Zaten her şeyi en son ben öğreniyorum. Seni korumak için Mihrimah. Korunmaya ihtiyacı olan ben değilim validem. Rüstem. Bir hayli tedirgin. Kimseye itimadı kalmamış. Babamla konuştunuz mu? Ne karar verecekmiş? Tahkikat devam ediyor.
Sen içini ferah tut. Bir şey çıkacağını sanmam. Birileri onun canına kastediyor ve siz bana rahat olmamı mı söylüyorsunuz? Eğer onu koruyamayacaksanız söylemeniz kafi. Ben icabına bakarım. Onunla evlendirdiğim için benden nefret ediyordum bir vakitler. Şimdi de karşıma geçmiş, onun için çırpınıyorsun. Bir gün onu seveceğini söylemiştim sana. Mesele aşk değil. Rüstem benim kocam. Cihan Padişah Sultan Süleyman Han'ın kızı Mihrimah Sultan'ın kocası o. Onun itibarı benim itibarımdır. Merak etme. Rüstem bize sadakatle bağlı olduğu sürece onun kılına bile zarar veremezler. Buna müsaade etmem. Sadakatinden şüpheniz mi var? Görüyorsun işte Mihrimah. Dört bir yandan kuşatıyorlar bizi. Ben düşmanlarımızdan korurum hepimizi. Rabbim bizi dostlarımızdan korusun. Validem, babam Rüstem'i yanına çağırmış. Belli ki bir karar verdiler. Benden sonra konuştunuz mu? Telaş etme Mihrimah. Hünkârımız doğrusu neyse onu yapacaktır. Ben de bundan korkuyorum. Rüstem'i tuzağa düşürdüler. Hatası büyük. Vaziyet nedir Rüstem Paşa? Hünkârımız ne karar verdi? Sürgün edildim sultanım. Sürgün mü? Hünkârımız bir hafta içinde Ersek vilayetine gitmemi emrettiler. Serhat boylarında ziyaretlerim olacak. Anlaşılan o ki bir müddet uzaklaşmamda fayda gördüler. Validem bu nasıl olur? Hünkârımız nasıl böyle bir karar verir? Şükretmeliyiz. Daha kötüsü de olabilirdi. O bir zafer sultanım. Düşmanlarımız istediğini aldı. Malumunuz, itibarımı yerle bir etmek niyetindelerdi. Bir Yeniçeri ağası yüzünden sürgün edildiğim işitilince bunu ziyadesiyle başarmış olacaklar. Her işte bir hayır vardır Rüstem. Belki de bu hadiseden ders almalı. Bundan sonra korkularının değil, aklının yolundan gitmelisin. Korktuğun doğrudur sultanım. Lakin ölümden değil. Kaybetmekten korkuyorum. Bilhassa Mihrimah Sultanımızı ve kızım Mihrimah Şah'ı. Şimdi müsaadenizle. Fatma Sultanımız nasıllar? Maşallah keyfi pek yerinde. Lakin pek uzun sürmeyecek. Anlaşılan aklınızda bir şeyler var. Vakti gelince öğrenirsin. Solgun görünüyorsun. Bir şeyin mi var? Sabahtan beri halsizim. Hekime göründün mü? Mihrimah. 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 Kızım. Nedir durumu Hekim Hatun? Zehirlenmiş mi? Hayır Paşa Hazretleri. Öyle bir alamet yok. Neyi var peki? Neden bayıldı? Ateşi de var. Muhtemelen yediği bir şey dokundu sultanım. Ateşi yüksek değil. Bir iki gün istirahat etmesi lazım. İlaç da hazırlayacağım. İyice muayene et hatun. Yediği bir şey dokundu dedin. Ne malum zehirlenme diye? Rüstem. Sultanım sabah hiçbir şey yoktu. Nasıl olur da birdenbire ateşlenip yataklara düşer? Fahriye. Sultanım. Hünkârımızın hekimine haber et. Bir de o baksın. İçimiz rahat etsin.
Emredersiniz sultanım. Güzeller güzeli sultanım, iyi misin? Bizi çok korkuttun. Bilhassa da Rüstem Paşa'yı. Bir hayli endişelendi senin için. Sultanım. Üzülme ne olur. İyiyim. Şükürler olsun ki gözlerinizi açtınız. Dünyalar benim oldu. Rabbim sizi korusun. Ay Paşan nasıl, iyi mi? Merak etme, iyi. Hekimler ilaç verdi, uyuyor. Birkaç güne iyice toparlar dediler. Allah'ım esirgesin. Hadi sen git istirahat et. Daha Mehmet'le bir yazın tutarken. Mekanı cennet olsun. Amin. Rabbime her gün dua ediyorum. Eğer birinin canı alacaksa ailemden benimkini alsın. Evlatlarım da sınamasın beni. Gel. Hünkârım. Rahatsız etmek istemezdim. Lakin merak içindeyim. Nasıl oldu Mihrimah? Mihrimah iyi, uyuyor. Kem gözlerden, nazardan sakınsın Rabbim. Durup dururken nereden çıktı bu? Kurşun mu döktürsek acaba? Hey Allah'ım. Rüstem Paşa da hünkârımızın emanetine böyle mi bakıyor? Sen nasılsın Hürrem? Gördüğünüz gibiyim sultan. Sen de daha fazla üzülme artık. Merak etme. Güzel yeğenim iyileşecek. Rahatsızsın zaten. Dinlen biraz. Maazallah, vücudun iyice zayıf düşmesin. Büyük geçmiş olsun hünkârım. Bir Mihrimah, bir Nazenin. Şükürler olsun, ikisi de düzeldi. Nazenin'in nesi vardı? Dün gece midesi bulanmış epey. Gebelikte olur böyle şeyler. Karnındaki Sabiha'ya bir şey olacak diye öyle korktum ki. Neyse ki şifalı otlarla turp gibi oldu maşallah. Ne kadar yüce gönüllüsünüz böyle sultanım. Haremde herkesin yüzü gülüyor sayenizde. Benim sayemde değil. Doğacak olan şehzade yüzümüzü güldürecek inşallah. Bolluk bereket getirecek hanemize. Ben saraya dönüyorum. Sen de benimle gel Fatma. Hürrem vaziyette bir değişiklik olursa haber edersin. Hünkârım. Rüstem Paşa, demek buradasın. Ben de seni her şeye gittin zannediyordum. Mihrimah Sultanımız bu haldeyken bırakamadım sultanım. Hala. Mihrimah ayağa kalktığı vakit yola revan olursun. Devlet işi beklemez.
daha fazla oyalanmalar Rüstem. Bir an evvel git Erse'ye. Hünkârımızın şimşeklerini üzerine çekeceksin yoksa. Gideceğim elbet sultanım. Ancak gitmeden intikamımızı almamız şart. Neler diyorsun böyle? Sana şüphelerinden vazgeçmeni söylemedim mi? Öyle söylüyorsunuz, lakin şüphelerinde haklı çıktım sultanım. Yeniçeri Ocağı'ndaki hadisenin arkasında tanıdık biri çıktı. Hiçbir şey tesadüf değilmiş. Kim çıktı? Bundan nasıl emin olabilirsin? Kapudan paşa. Ali ağa ile birlikte hareket etmişler. Belli ki tüm yaşadıklarımızın arkasında Kapudan Paşa var. Ali ağanın adamı her şeyi anlattı. Kızı Mihri Nüsa Hatun'u da Amasya'ya göndermiş. Şehzade Mustafa ile irtibatı kızı sağlıyormuş. Madem öyle, neden Bostancıbaşı haber vermedi bize? Çoktan öldürmüşler onu sultanım. Bana haber gönderdikten sonra yakalamışlar belli ki. Şehzademiz boyundan büyük işler yapıyor. Ona bu akılları veren Barbaros. Anlaşılan o ki paşa Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarıp devleti kendisi idare etmek istiyor. Büyük arzuların bedeli de büyük olur Rüstem. Kendisine bunu anlatmalıyız. Canını mı alacağız? Hayır. Canından can alacağız. Neredeymiş Sümbül, öğrenebildin mi? Çarşıya gitmiş sultanım. Tam da vaktini bulmuş. Yeter Hatun. Ne oldu ki? Antakya'dan beklediğiniz misafir geldi. Fatma Sultan'ın eski zevci. Mermer köşkü aldılar, sizi orada bekleyecek. Âlâ. Lokman'a haber verin, o benimle gelsin. Kaftanımı getirin. Fatma Sultan kardeşleriyle olan mücadelenizden sonra size iyice bilenmişti sultanım. Lakin onun asıl amacı Şehzade Mustafa'yı tahta çıkartmak. Bunun için her şeyi yapar. Orası malum. Payitahta gelmeden evvel Amasya'ya gitmişlerdi zaten. Bundan haberim yoktu. Öğrendiğim iyi oldu. Mustafa Paşa, başınızdan geçen talihsiz hadiseleri işittim. Anlaşılan eski zevceniz Fatma Sultanımız sizi bir hayli üzmüş. Kim üzülmez ki böyle bir hadiseye sultanım? Üstelik kendisine bu kadar derin bir hürmetim varken. Ben sizin için bir hal yolu bulacağım. Fatma Sultan Hazretleri. Mihrima, seni ayakta görmek ne hoş. Sizi de öyle. Hürrem. Sultanım. Hünkârımız yoklar mı? Birazdan burada olurlar. Siz buyurun. Rüstem'i göremiyorum. Saatine kavuştuğuna göre Herse'ye gitmek için gün sayıyordur herhalde. Bir iki güne yola revan olur. Şehzadelerimiz nasıllar hünkârım? Sancaklarında afiyettedirler inşallah. Haberleri gelir elbet. Aileleriyle birlikte huzur içerisinde olmaları temennim. Siz söyleyin sultanım. Amasya'dan gelmişsiniz buraya. Başına gelen talihsiz hadiseden mütevellit ziyaret etmek istedim. Bir gün kaldım sadece. Mustafa'm nasıl? Hadiseye çok üzülmüşler. Nihayetinde gözdesi gebeydi. Bunu reva gören zalimlere Allah gün yüzü göstermesin inşallah.
O zalim layığını buldu sultanım. Gel. Hünkârım, Antakya Sancak Bey'i Mustafa Paşa geldirir. Hünkârım. Fatma, Hürrem bana olanları anlattı. Paşa ile aranızdaki sıkıntıyı inşallah fazla uzatmadan halledersiniz. Seni mutlu görmek isterim. Al içeri. Hünkârım. Mustafa Paşa'yı sen mi getirdin? Bundan memnun olacağınızı düşünmüştüm. Ne de olsa bir zamanlar ona aşıktınız. En azından ona ihanet edinceye kadar. İhanet etmek mi? Ne diyorsun sen Hürrem? Hakikati diyorum. Sizin, benim ve Mustafa Paşa'nın arasındaki sırrı diyorum. Sır falan yok. Belli ki paşa iftira atmış. Sen de hemen inanmışsın. Ondan öğrendiğimi nereden çıkardınız? Eğer arzu ederseniz sultanım, paşayı getirttiğim gibi... uğruna evliliğinizi bitirdiğiniz o delikanlıyı da bulabilirim. Anlaşılan canını fena yakmışım. Böyle insafsızca saldırdığına göre... İlk taşı siz attınız sultanım. Diğerleri gibi. İlk siz. Bu hünkârımıza anlatılacak bir şey değil. Ben dururken başkalarına da itibar etmez zaten. İftira derim, yalan derim. Nihayetinde bana kim ne yapabilir ki? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Hünkârımıza vaziyeti bizzat ben anlatacağım şimdi. Bakalım neler olacak göreceğiz. Sultanım. Dünyaya bir can getirmenin güzelliği öylesine eşsiz. Öylesine paha biçilemez bir his ki.
İlk evladımı kucağıma alana kadar farkında değildim hiçbir şeyin. Biliyordum. Evet, anne olacaktım. Hayat değişecekti. Lakin bu kadarını tahmin etmek ne mümkün. Çocuk hayatın bütün manasını değiştirdi. Dünya daha güzelleşti o andan sonra. Renkler daha canlı. Meyveler daha tatlı. Aşk daha koyuydu. Her şey mucizevi bir havaya büründü. Mesuttum. Evladım kollarımdaydı. İlk defa yalnız hissetmedim kendimi. Çünkü o benim canımdan yaratılmıştı. İdrak ettim. Bu bir güçtü. Başka hiçbir yolla erişilemeyecek bir güç. Lakin çok sonra öğrendim. Bunun aynı zamanda alevden bir ok olduğunu. Canımın bir yarısı onunla birlikte toprağın koynuna girdiği zaman Mehmet'imin ölüm haberini aldığım gün benim de bir yanım öldü.